Şimdi bugün e, parotiroide cerrahisinde güncel konulardan bahsedeceğiz. Parotiroide cerrahisi bence endokrinin cerrahinin e, en e, komplike ve her ameliyatta cerraha sürprizler e, çıkarabilen bir cerrahi. E, yani bezlerin Boyutları çok büyük olmamasına rağmen, yani cerrahi açısından sanki fazla bir şey yapmıyormuş gibi bir izlenim vermesine rağmen bize bu bezlerin patofizyolojisi ve anatomik lokasyonu e, hastaya bağlı farklılıklardan dolayı hakikaten endokrin cerrahinin bence e, en çok e, cerrah cerraha e, zorluk çıkaran e, ameliyatı. Şimdi hepimiz biliyoruz ki e, bu bunun tarihçesi de çok ilginç tabi biraz çok az bahsedeceğim. Bu e, İngiltere'de Londra'daki hayvanat bahçesinde bir e, hayvanda yapılan e, otopsiden sonra Tabii ki bunu çok Sir Owens ondan sonra e, in, e, ve Hint Rhinosaurus diye ee, bunu her tarafta hatta burada endokrin cerrahlar bunların şeylerini de taş, taşırlar e, ya, yakalarında. Bunlar tabii ki e, paratroidleri çok e, ünlü hale getirmiş. Bu Fransa'da da e, onların e, zannediyorum e, e, resim ve heykel müzesinde de bunların e, heykelleri bulunuyordu. E, bu da orijinal olarak Ivan e, Sandström'da başka bir... E, İsveçli bir öğrencinin e, de tabii e, paratroide anatomisinde çok büyük emekleri olmuş. Burada öğrenci arkadaşlarımız da tıbba tıb daha uzmanlığa geçmeden katkıda bulunabileceklerinin bir örneği. Şimdi e, paratroide arasında en büyük problem bunların lokasyonunun ve sayısının e, her hastada farklı olması. Bu e, Brezilya'dan çok güzel yapılmış son zamanlarda bir anatomik çalışma. Onun biraz daha detayına gireceğiz. Şimdi bunlar yaptıkları diseksiyonlarda çok ilginç bir şekilde yüzde 8.9 oranında 5 tane B saptanmış hastalarda ve yüzde 2 oranında da 6 tane B saptanmış. Yani bunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Ve bu ıı, ekstra bulunan süpernumerary dediğimiz ıı, paratroidlerin lokasyonu da genellikle daha zor bir alanlarda oluyor. Ve bu çalışmadaki bütün ıı, 6 tane pardon 7 tane bezin 6 tanesi medyastende bulunmuş ve sadece bir tanesi tiroidin yanında bulunmuş. Yani bunu akılda tutmamız gerekiyor. Ben paratiroid cerrahilerinde hastalara şunu söylüyorum. Yani ben size de sizin hastalığınızı tamamen tedavi etmek benim görevim değil diyorum. Ama fakat ameliyatta ben cerrahın yapması gereken her şeyi yapmam gerektiğine inanıyorum diyorum. Zaten bunu yaptığınız zaman hasta için doğru şeyi yapmış oluyorsunuz. Fakat bazen paratroid cerrahisinde kür sağlamak, yani cerrahin becerisinden daha çok patofizyolojinin ne olduğuna bağlı oluyor. Burada bu bezlerin yine başka çalışmalarda e, lokasyonunu görebiliyorsunuz ve bunların hepsini akılda tutmak gerekiyor. E, peki biz e, Cleveland klinikte ne görüyoruz? Bizim gördüğümüz son zamanlarda hastaların çok ciddi hiperkalsemi yerine daha böyle normal kalsemi, hatta hormon düzeyleri de normal olarak çok erken düzeyde saptanmış olduğunu görüyoruz. Ve bu Burada aile hekimleri her yıl hastalarda yapmış oldukları kan tetiklerinde kalsiyum içinde bulunduğundan dolayı çok hasta semptom olmadan kalsiyum düzeyleri çok a az, e, yüksek olarak e, bize gönderiliyor. E, ayrıca başka gördüğümüz hasta popülasyonu da bu kemik sağlığı açısından, işte kemik dansitesinde patoloji görülen hastalarda yapılan kalsiyum, PTA analizleri sonucunda bize getirilen hastalar ve daha önceden belki 20 yıl önce bu tür böyle büyük paratroid adamları görürken artık yavaş yavaş daha çok böyle çok az, çok erken düzeyde saptanmış olan patolojiler görüyoruz artık. Ve bunların tabi ameliyatta değerlendirilmesi de biraz zor oluyor. Burada tabi epidemiyolojik problemler de var yani Türkiye'deki tabii bu sorunun şu anda ne olduğuyla ilgili belki sizin katkınızı rica edeceğim ama burada Amerika'da gördüğümüz hani bu kadar tıbbın altyapısının güçlü olmasına rağmen çoğu hastada hiperkalsemi olduğu zaman bunun üzerine gidilmiyor. Yani bu hastanın sadece %40'ında PTA değerinin bakılmış olduğunu görüyoruz. Yani aslında bizim gördüğümüz hastalar... Ee, Belki de e, buzulun sadece tepesini görüyoruz. O yüzden yani buna dikkat etmek gerekiyor. Ciddi bir epidemiolojik e, problem. E, burada daha önce size söylediğim gibi yani hastaların çok erken dönemde gelmiş olduğunu göstergesi bir e, grafik göstermek istiyorum. O Cleveland Clinic'te yapmış olduğumuz bir çalışma. E, burada değişik zaman birimlerinde hastaların e, e, kalsiyum düzeylerinin ne olarak geldiğini gösteriyor ve görüyorsunuz zamanla gri o, yani açık gri olan e, burada görmüş olduğunuz e, barlarda e, kalsiyum düzeyi 10.5 yani normalin altında ve zaman içinde bunun ne kadar yüksek oranda karşımıza gelmiş olduğunu görüyoruz. E, onun dışında e, paratiroid cerrahisinin başka bir şey yani Amerika'daki problemlerden bir tanesi eee Bununla ilgili bir karmaşıklık var diyeyim. Yani hastalar geliyor, minimal invaziv cerrahi yapıyor musunuz diyor. Minimal invaziv cerrahinin tanımı herkes için aynı olmuyor. Yani bu yine 2000'li yıllarda yapılmış olan bir çalışmada yapılan girişimlerin bir e, dökümünü görüyorsunuz. Endoskopik servikal ameliyatlar var, endoskopik aksiller ameliyatlar var. Video ile yapılanlar var. Küçük in insizyondan yapılanlar var başka teknikler var. Yani hasta minimal invazif cerrahi dediği zaman e, zannediyor ki insizyonu küçük olacak ama hangi cerrahiyle yapıldığı tam olarak tarif edilmediği için bununla ilgili çok ciddi e, sıkıntılar var Amerika'da. Özellikle Florida'da özel bir klinik var Bakabilirsiniz Norman Klinik diye. Bunun üzerine çok ciddi paralar kazanan ve insanları e, kandıran bir e, klinik. Onun dışında ameliyattaki tabii yine e, 90'lardan sonunda 2000'li yıllardan başlayarak intraoperative PTA yani quick PTH dediğimiz e, e, teknik e, bize ameliyatlarda önemli faydalar sağlıyor. Burada tabii bütün herkes bunu kullanmıyor. Bunu yine yapılan bu anket çalışmasında da yüzde 68 cerrahların intraoperatif PTA kullandığını söylüyor. Onun dışında işte frozen section e, yapan grup yine yüzde 60. Biz de yapıyoruz bunu. Ayrıca nükleer prop kullanan bir grup da var. E, yani ameliyatın da yapılışında da çok e, çeşitlikler var. E, fakat bu minimali invaziv paratroid cerrahisi tabii ki hastaların sevdiği bir e, cerrahi olduğundan dolayı zaman içinde e, insidansının, yapılma insidansının yükselmiş olduğunu e, görüyoruz. Şimdi bunlardan, bundan e, hepimizin de bildiği gibi yani intraoperative PTA çıktıktan sonra işte e, nükleer tıpı ve ultrasonla görüntüleme yapılıyor bu hastalara tabii. Ondan sonra da tek bez gördüğümüz zaman ne yapalım? Fokal bir eksplorasyon mu yapalım yoksa bilateral eksplorasyon eksplorasyon mu yapalım? Bunun da bir tartışması var Amerika'da. Bunun da zaman içindeki e, Amerika'daki gelişimini gösteren bir e, grafik burada 2000'li yılların sonlarına doğru. E, burada yani özet olarak vermek istediğim e, daha çok artık hani fokal eksplorasyonlar yapılıyor, bilateral yapan yapan ekip sayısı az. E, bazıları da kombine olarak yapıyor. Yani lokasyon eğer sağlanamazsa priorite dönemde o zaman dört plan eksplorasyonu yoksa fokal eksplorasyon yapılıyor. Genellikle <laughs> ultrason ve nükleer e, tıp e, sintigrafisi burada sestamibi diye söylenilen genellikle hastalarda bu çok sık olarak kullanılıyor. E, onun dışında yine başka bir e, tartışma konusu Amerika'da hani bu ameliyatları kim yapacak? Endokrin cerrahi mi yapacak? Genel cerrahi mi yapacak? Yoksa kulak burun boğaz mı yapacak? Burada gördüğümüz, yani bu en son e, durumu özetliyor buradaki <laughs> grafikteki e, durum. E, burada hemen hemen e, bu paratroid cerrahisinin bu gruplar arasında eşit olarak e, bölündüğünü e, görebiliyoruz. E, özellikle kulak burun bazı cerrahisi, yani tiroid cerrahisinde de olmak üzere yani son 10 yıl içinde e, bayağı agresif bir şekilde burada bir e, kampanya yapıyor. Yani bu biz endokrin yani genel cerrahi tabi temelimiz ondan sonra endokrin cerrahi olarak yani bu ameliyatları kaybetmememiz için hani çok sıkı şekilde bu ameliyatlara sarılmamız ve sahip çıkmamız gerekiyor. E, yani kulak burun boğaz cerrahisi de çok ciddi bir şekilde bu ameliyatları yapmak istiyor bütün dünyada. Onun dışında burada size spot olarak çeşitli bilgiler vereceğim. Bunlar üzerinde gerekirse sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Lütfen eğer sorunuz olursa da direkt olarak konuşalım. Çünkü maksat buradan birlikte birbirimizden bir şeyler öğrenebilmemiz. Burada şimdi ameliyatta eğer triop lokalizasyonumuz olmadığı takdirde ne yapabiliriz? Bunlar da tekniklerden bir tanesi. Bilater olarak internal jugular venden intraoperatif olarak quick PTH bakılması. Buna göre de hani bir tarafta ciddi bir fark görüldüğü zaman o tarafa konsantre olma şeklinde. Bununla ilgili yapılmış olan bir çalışma. Bu da negatif olan, preoperatif dönemde lokalizasyon negatif olan çalışmalarda yapılabilir. Bunun dışında hastalar bize preoperatif dönemde geldiği zaman, Başka tabii ki sıkıntılar da oluyor. Bunlardan bir tanesi hasta geliyor mesela. Kalsiyumu biraz normal sınırda diyelim. PTA'sı yüksek. Yani bu hasta primer hiperparatürjim yoksa sekonder hiperparatürjim. O yüzden bu hastalarda D vitamini düzeyine bakılması çok önemli oluyor. Eğer bu hastalarda görüntülemede bir bez saptanamazsa, kemik dansı demetresinde de yine primer gördüğümüz gördüğümüzde şekilde patoloji göremiyorsak, bu hastaları bir süre takip etmek daha mantıklı olabilir. E, o yüzden biz preoperatif dönemde hastaları gördüğümüz zaman, ona endokrinden veya e, dahiliyeden gelse bile, e, bu hastalarda bir tane e, bizim paratroid panelimizi e, e, yaptırıyoruz. Bunda iyonize kalsiyum, albümün D vitamini değerleri de oluyor. 24 saatlik e, kalsiyum değerine de bakıyoruz ki, Bunda biliyorsunuz beynin ailesel olan hipokalsiyure ki hiperkalsemi oranını da görebiliyoruz. Bu hastalarda PTA yüksek oluyor, kalsiyum da yüksek oluyor. Bu hastalardaki ayırtıcı bizim tanımız 24 saatlik idrar tahlilinde kalsiyum ek ekskresyonunun 100 mg'dan daha az olması. Bu hastalarda ameliyat yapmadan takip edebiliriz. Bunlarla ilgili aslında genetik bir test de çıktı son zamanlarda. Yine Kemik erimesi için çeşitli bir gibi ilaç kullanan hastalarda da, da kalsiyum eksikliği azalıyor. Yine tiazid gibi diüretik kullanan hastalarda da aynı şey gözükten dolayı. Yani her gelen hiperkalsemi hastasına hemen ameliyat için acele etmemek gerekiyor. Bu hastalarda hakikaten tanıyı teyit etmek gerekiyor. Şimdi onun dışında kimleri ameliyat edelim? <laughs> Burada benim genel olarak bizim burada endokrin cerrahi departmandaki konsensumuz <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> bunlar ya yani burada bir patoloji var sonuçta hasta da <laughs> ameliyat olması için ciddi kontraindikasyonları yoksa bu zaman içinde daha komplikasyonlara yol açacağından dolayı ben tanık olunduğu zaman ameliyat yapılması tarafta fakat bununla ilgili tabii ki konsensuslar var bu da. Amerikan Endokrin Cerrahi Derneği'nin en son vermiş olduğu konsensus ve guideline'lar. Şimdi burada deniyor ki eğer hasta semptomatikse ki bu semptomatik nörokognitif semptomlar da işin içine giriyor. Bu hastalarda kesinlikle tedavi kalsiyum ne olursa olsun endikasyonu var. Ee, onun dışında semptomatik olan, ol, o, olmayan hastalarda serum kalsiyum düzeyinin 1 mg desilitreden daha yüksekse normalin üzerine. Ee, ayrıca e, e, böbrek e, taş e, patolojisi olan hastalarda, e, üresi olan hastalar ki bu da 400 400 miligramın üzerinde olarak e, bunu kastediyoruz. Ayrıca ee, renal fonksiyonunda da azalma son glomerüler filtrasyon e, oranı düşük olan hastalarda da ameliyat öze, e, öneriliyor. Ayrıca yani kemik hastalıklarında da burada dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca yani kalsiyum düzeyi ne olursa olsun eğer hastada bir osteoporoz ya da bir e, kemik fraktürüne doğru bir meyil varsa e, e, vertebral kompresyon fraktürü de söylenmiş mesela. Yani kemik patolojisi varsa da kalsiyuma bakmadan bu hastalarda ameliyat indikasyonu kabul ediliyor. Yani bizim buradaki söylediğim gibi e, bizim buradaki tutumumuz da hastada kalsiyum ne olursa olsun eğer bir patoloji zaten hiperparalizm durursak o zaman ben ameliyat öneriyorum ama hasta eğer ciddi kardiyak işte pulminer e, problemleri var, çok yaşlı bir hastaysa herhangi bir e, böbrek taşı veya hani osteoporoz gibi bir anamnez yoksa o hastalarda da biraz daha tabii ki e, takip e, e, önerisini veriyoruz hastalardan. E, bunun dışında bu yine sonlu guideline'larda ilginç bilgiler de var. E, onun dışında işte 50 yaşın altında olan hastalarda e, ne olursa olsun yani semptomatik olsa bile, olmasa bile bu hastalarda ameliyat indikasyonu e, e, veriliyor ve daha önce size söylediğim gibi yani priyop olarak başvuran hastalarda Selim olan familial hipokalsiüri hiperkalsemiyi burada uh, ekarte edebilmek için uh, bunlarda 24 saatlik uh, idrar kalsiyumuna bakmak uh, gerekiyor. Burada çok önemli bir şey. Paratiroid cerrahisinin uzman cerrahlar tarafından yapılması gerekiyor. Yani paratiroid cerrahisinde uzman birisinin yapması gerekiyor. Onun dışında eğer ilk ameliyatta hastada bir kür saptanmadığı zaman daha sonra bunun hepimiz biliyoruz ki daha sonra tedavi edilmesi çok zor. Ee, onun dışında buradan belki biraz şeye bahsedebilirim. Hani Sporadiklen, e, gland eksplorasyonu bu önemli konulardan birisi. Son zamanlarda çok fazla bahsedilmiyor ama yani bunun arkasındaki e, buradaki objektif verilere bakarsak e, ne elde ediyoruz. Şimdi burada biz bununla ilgili olarak e, çok çalışmalar yaptık. Oyunlarımızın e, Şimdi burada şeyi bilmek gerekiyor tabi yani e, bu hastalarda bu patolojik kaç bezi ilgilendiriyor? Değişik çalışmalarda değişik oranlar veriyor ama genel olarak e, tek adenonlar %70-80 oranında olarak kabul ediliyor ve onun dışında da double adenom ve hiperplezi oranları genellikle e, yazılarda e, bahsediliyor. Burada bilmemiz gereken bazı e, özel konular var. Bunlardan bir tanesi şimdi double adenom olan hastalarda genellikle bunlar simetrik oluyor. Ya ya e, e, iki tarafta da e, superior bezler ya da inferior bezler oluyor. O yüzden ameliyat esnasında e, herhangi bir şüpheye dönüldüğü zaman bu bilginin biraz akılda tutulması gerekiyor. Asimetrik olan vakalar da oluyor ama genellikle simetrik olarak e, gözüküyor. Şimdi e, bunda elimizdeki biz verilerden <laughs> e, bir simülasyon e, yaptığımız zaman e, diyelim ki sağ üst bezi preoperatif dönemde nükleer sintigrafide sistemi bir de bulduk. Ultrasonda da bulduk. Gittik oraya. O bezi çıkarttık. Intraoperatif PTI de yaptık. Ondan sonra eğer biz eksplorasyonu bırakırsak aslında geride ne bırakıyoruz gibi bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucuna göre de PTA'mız düşse bile eğer eksplorasyona devam edersek yaklaşık %15 oranında patolojik olarak büyümüş olan bez bulabiliyoruz. Ama tabii buradaki sorun şu yani o bezi... Ee, buluyorsunuz ama o bez acaba PTH sekresyonu yapıyor mu? Ve yapmıyorsa da e, ileride bir zamanda e, tekrar gelecekte PTH sekresyonuna başlayacak mı acaba? O bezi çıkarsak mı daha iyiydi yoksa bıraksak mı daha iyiydi? Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani hangi teknik daha iyiyse o tekniği e, e, hastaya uygulamak gerekiyor. Yani bilateral eksplorasyon da eğer çok sık olarak yapılıyorsa bunun yapılmasında bir sakınca görmüyorum ama ben daha çok böyle fokal eksplorasyon yapıp eksplorasyonu çok e, e, geniş e, cerrahi alana yaymak istemiyorum ve hastayı takip ederim. Gerekirse tekrar ileride çok zaten düşük bir oran olacak. O hastalara tekrar müdahale ediyorum şeklinde bir yaklaşım da olur. Yani iki yaklaşım da doğru ama sizin tecrübeniz ve eğitiminize göre e, e, neyse artık oradan almış olduğunuz cerrahi teknik onu yapmak gerekiyor. E, Intraoperatif PTI yapma açısından da biz genellikle anterior jugular venlerden alıyoruz e, e, ve pre-excision yani paratroydu bulduktan sonra hemen pre-excision düzey e, zamanında hemen bir e, örnek gönderiyoruz. Daha sonra paratroyu çıkardıktan 10 dakika sonra tekrar bir örnek gösteriyoruz. Paratiroid hormon değerinin en az %50 düşmesi ya da normal düzeye düşmesi gerekiyor. Bazı ekipler sadece %50'ye düşmesini alıyor. Bazı ekipler de hem hem %50 düşsün hem de normale düşsün gibi düşünüyor. Tabii ne kadar oradaki e, kriteri aşağıya çekerseniz e, paratiroid hormonun doğru olma olasılığı da daha yüksek oluyor. Evet. Burada bizim gördüğümüz sıkıntı şu. Biz interoperatif olarak ameliyathanede de aletler var ama buradaki bizim laboratuvar e, departmanı buna izin vermiyor. İşte kalibrasyonuydu vesairesiydi diyerekten. E, bu bize biz e, vakit e, kaybına yol, yol, açıyor. Yani gönderdiğiniz zaman dışarıdaki bir laboratuvar gittiği zaman en azından gelmesi 20 dakika sürüyor. İki örnek gönderdiğiniz zaman 40 dakika sürüyor. Aslında sizin ameliyathanede böyle bir makine olduğu zaman e, bununla ilgili çalışmalar var. 5-10 dakika içinde sonuç almanız e, mümkün. Bu daha önce size söylemiş olduğum o çalışmanın e, simülasyonu. Bunun detaylarına daha fazla girmek istemiyorum zaten bahsettiğim şekilde. Evet. Şöyle bir şey olabilir mi diye düşünebiliriz. Acaba hani başlangıçta fokal eksplorasyonun işe yaramayacağı hastaları daha önceden tahmin edebilir miyiz? Kalsiyum bunlar genellikle kalsiyumu daha yüksek olan hastalarda olabiliyor. Bir de şöyle bir soru bazen geliyordu bize hani bu çalışmayı daha önce yani bir 10-15 yıl önce falan bunları bayağı bir biz toplantılarda sunduk. Orada bazı sorular geldi. Daha ikinci bezi çıkartıyorsunuz ama ikinci bez çok büyük olmuyor burada bir grafik var yani çıkartılan bezlerin e, ilk başta çıkarttığımız yani ç, gereksiz yere belki hani çıkarılan bezler diyelim hani sekre, patolojik ama sekresyon olmayan bunların boyutları hakikaten e, %23 üç oranda e, ilk çıkardığımız bezden bile büyük olabiliyor bunlar yani burada boyutun hakikaten çok ciddi bir e, önemi yok. Ee, onun dışında paratiroloji cerrahisinde komplikasyonu çok fazla görmememiz gerekiyor. Biz biz e, 1500'lük bir hasta serisine baktığımız zaman %1'in altında genelliklerinde e, sinir paralisi ve hematom e, görüyoruz. E, o yüzden e, güvenli bir cerrahi aslında, burada bizim seriyle ilgili detaylar var. Onlardan çok fazla daha bahsetmeyeceğim. Bu zaten hemen, hemen bu konu biraz daha e, çözümlenmiş gibi bir konu. E, bununla ilgili olarak şimdi e, Robert Udelsman bu Yale Üniversitesi'nde e, bölüm başkanlığı yaptı uzun uzun süre ve e, Intraoperative PTA'nın da yine e, e, duayenlerinden birisi. Bunların mesela serilerine baktığımız zaman <laughs> bunların serilerine baktığınız zaman yüzde %2. Nok normal standart 4 gland eksplorasyon yapılan hastalarla minimal inzi paratroidekli yani fokal eksplorasyon yaptığı hastalara baktığımız zaman e, ee, dört klan eksplorasyon yapılmadığı için bu fokal eksplorasyon yapılan gördüğünüz gibi hiperprezi oranı yüzde 4.9 ama standart dört bez eksplorasyon yapılan yüzde 11. Yani dört klan eksplorasyonu yaptığınız zaman patolojik bez buluyorsunuz ama bakmazsanız bulmuyorsunuz gibi buradan bir e, sonuç çıkıyor. Ee, minimal invaziv paratroid cerrahisi yani fokal eksplorasyon başladığınız zaman hangi oranda dört klan eksplorasyonla konversiyon yapılıyor? Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 1000 hastanın 100 hastasında dört klan eksplorasyonu yapmak zorunda kalmışlar. Burada ilginç bir grafiği size göstermek istiyorum. Şimdi kısa dönem sonuçlara baktığımız zaman fokal eksplorasyonda bilateral eksplorasyon yapıldığı zaman da ameliyatın başarısı %95'in üzerinde oluyor. Fakat bu e, Wisconsin'den çıkan bir çalışma. Orada Herbert Chen e, ve ekibinin yapmış olduğu çalışmada. Şimdi Yalnız hastaları ne kadar fazla takip edersek <laughs> burada e, bu fokal eksplorasyonun e, e, rekürenslerini, nükslerini daha çok gördüğümüzü gösteren bir grafi. Bu kaplan grafiği ve e, düz olan çizgi tamamen konvansiyon konvansiyonel olarak dört kalan eksplorasyonu yapılan hastalar. Bunlar da gördüğünüz gibi belli bir oranda bir e, 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 hastalarda kür saptanmıyor ama daha sonra bu çizgi hemen hemen düz bir çizgi olarak kendini gösteriyor. Fakat e, fokal eksplorasyon yapılan hastalara baktığınız zaman zaman içinde hala e, hastalarda rekürrenslerin e, kontinü bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Bu da ee, i̇lk başta söylediğim gibi, yani o bezleri bıraktığımız zaman acaba problem olacak mı olmayacak mı? Belki sorunun bir indirek olarak cevabı oluyor. Yani o bezlerin zaman içinde e, herhangi birisinin otomon, otonom olarak e, e, sekresyona başlayıp hastada tekrar hiperparatroid oluşturmayacağının bir garantisi olmadığını gösteren bir grafik. Amiyattan sonra gördüğümüz problemlerden bir tanesi şu. Şimdi hastalığı eee olarak e, PTa'mız düşüyor. Postoperatif dönemde de kalsiyum ve PTa normal düzeylerde oluyor ama 6 ay sonra geliyor bakıyoruz ki kalsiyumu yüksek pardon kalsiyumu değil de PTa'sı yüksek. Ondan sonra da hasta veya e, hastanın a, aile doktoru o hastada rekürensi olduğu gibisinden bir, bir panik havası yaratıyor. Şimdi bu hastalara baktığımız zaman hiçbir zaman bir nüks görmüyoruz ama Bizim şu andaki tecrübemizde hastaların yaklaşık %20 ile %30'unda böyle bir tablo görebiliyoruz. Bunun da bazı sebepleri var. Bunlar da nüks hani olmamasına rağmen PTA bir süre yüksek seyrediyor. Bunun de sebebi de kemikte açlık olabiliyor. D vitamin yetersizliği olabiliyor. Yine kalsiyum adsorpsiyonundaki problemlerden bağlı olarak olabiliyor. Ya da peratrolit hormonuna bir de bir azalma olabiliyor. Böbrekteki sıkıntılar olabiliyor ve böbrekten karsiyum sızıntısı bile böyle bir tabloya yol açabiliyor. O yüzden hasta ameliyat ettiniz. 6 ay sonra kalsiyum 9 ama PTA'sı diyelim ki yüzünü bizde normalin 6-65'in altı oluyor. Bu hastada yani illa nüks var diyerekten hemen panik olmamak gerekiyor. Genellikle bir sekonder bir tablo gelişiyor bu hastalarda. Şimdi bu hastalarda rekürens olduğu zaman tabii ki ne yapacağız? Bu hastalar e, çok daha e, bunların hastaların değerlendirilmesi, ameliyatı çok daha tamamen farklı. Bu söyle konuştuğumuz parametre prensipten hiçbir bu hastalara e, <laughs> uygulanamıyor. Bu hastalarda en önemli şey e, biz eğer hasta daha önceden bir boyun ameliyatı geçirdiyse ki bunun içine tiroidektomi de dahil olmak üzere illa paratiroidektomi olması gerekmiyor. Bu hastalarda e, rekürrens sebep olan bezin görüntülenmiş olması gerekiyor. Yani mümkünse bunu ultrasonla görüp buna biyopsi yapıp oradan PTA aspirasyonda göstererek orada bir paratroid bezinin olduğunu göstermemiz gerekiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki boyunda yapışıklıklar olduğu zaman tekrar oraya girmek e, o kadar mümkün olmuyor. Tamamen fokus bir ameliyat olması gerekiyor. O yüzden bizim e, Nükslen veya persistan hastalıkla görmüş olduğumuz hastaların sadece yüzde sekseninde biz girişim yapabiliyoruz. Yüzde yirmisinde preoperatif dönemde yaptığımız, yaptığımız olan yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde bunları saptayamıyoruz. Ya yani görüntüleme olarak ne kullanıyoruz? Sesle mevi, <laughs> intravenöz kontrastlı dört e, boyutlu e, tomografi, ultrason, e, Venöz örneklemeyi kullanıyoruz ama Venöz örneklemenin e, bize vermiş olduğu bilgi son zamanlarda çok çok daha düşük. Yani ha, Venice örneklemede burada çok yüksek bir değer çıktı gidip eksplorasyon yaptığımız hasta sayısı da az oluyor. Yani bu hastalar hakikaten çok zor bir hasta grubu ve daha önceden yapılmış ameliyattaki başarısızlık bu hastalara çok ciddi sorunlar e, çıkarabiliyor. Şimdi en son da e, konuşmamda izin verirseniz e, parotroid cerrahisindeki e, son zamanlardaki yeniliklerden bir tanesi e, işte ya da endosiyenin yeşil floresansa görüntülemesi. Bundan bahsetmek istiyorum. Son zamanlar, özellikle son 4-5 yıl içinde bundan çok bahsediliyor. E, bu nedir? Bununla ilgili konuşalım. E, çok ilginç bir şekilde laboratuvarda e, bu paratroid bezlerine belli bir frekansta lazer ışını gönderildiği zaman bu paratroid bezlerinin bir otofloresans e, görüntüsü verdiği saptanmış. E, Bunu da tabi belli bir e, frekansta dalga boyunda olması gerekiyor. E, bunun saptanmasından sonra e, birkaç tane firma bununla ilgili aletler, e, kameralar geliştiriyor. Bununla ilgili çok ciddi bir şu anda araştırma söz konusu ve paratroid cerrahisinde muhtemelen son yıllardaki araştırmalar muhtemelen belki yüzde yetmiş sekseni bu doğrultuda gidiyor. Burada <laughs> e, saptamalardan bir tanesi bu otofloresansın burada gördüğünüz burada arka planda tiroid bezini görebilirsiniz. Ondan da biraz e, otofloresans sinyali alınıyor. Fakat bu, bu sinyal, sinyalin e, aydınlığı ne kadar parlaklığı Diğer e, boyundaki yumuşak dokulara göre çok daha fazla, hatta bunun e, ölçümleri de yapılmış, burada gördüğünüz zaman bunların intensitesine bakılmış ve e, parotroid bezlerinin vermiş olduğu otofloresans parlaklığı diğer e, boyundaki dokulardan daha fazla. Bu da tabii ki bunu bu kameralar yardımıyla boyunda interoperatif olarak yeni bir görüntüleme yönteminin önü açılmış oluyor. Burada bununla ilgili yapılan çalışma ilk başta ha, bu bezleri buluyoruz e, bu kamerayla. Acaba a, bu e, postoperatif hipokalsemi oranını düşüne, düşürtebilir mi total türedikten sonra? Bir, e, bununla ilgili bazı bir e, araştırmalar yapılmış. Bununla ilgili iki tane randomize çalışma var, Fransa ve Arjantin'den. Bunlar e, <laughs> e, geçici hipokalsemi oranının bu kamera kullanılarak azaltılacağını gösterilmiş Ama tabii kalıcı hipokalsemi için çok büyük sayıda hasta grupları gerekli olduğundan dolayı bununla ilgili herhangi bir bilgi yok şu anda. Bununla ilgili bizim de son 4-5 yıl içinde çalışmalarımız var. Bazı ilginç başka bulgulara da ulaştık. Bunlardan bir tanesi paratroid cerrahisinde Anormal bezlerin yani bunu yani patolojik olarak anormal diyebiliriz ya da PTA sekresyonu yapan bezlerin normal bezlere göre farklı yani süpresi, süpresi olmuş olan bezlere göre patolojik olmayan bezlere göre daha farklı şekilde görüntülü oldu. Yani bunların anormal bezlerde bir heterojen bir görüntü saptırıyor. Burada görüyorsunuz yani bezin bir kısmı parlak bir kısmı daha koyu e, siyah ve gri tonlarda. Fakat normal bezler çok parlak şekilde gözüküyor. Şimdi bu paratroid cerrahisinde de e, normal bizim yapmış olduğumuz eksplorasyondaki kullanmış olduğumuz metoda ek olarak cerraha başka bir e, yöntem sunuyor. Bunu da bazı ameliyatlarda kullanabiliyoruz. E, aletin intraoperatif olarak setup'ı böyle. Çok küçük bir jeneratör var. Buradan <laughs> bir kamera var. Buna steril bir kılıf geçiriliyor ve ekranda da görüntü alınıyor. bunun bazı burada örneklerini göstereceğim. Burada mesela normal görüyoruz. Burada tiroid, burada sağ alt paratiroid bezini görüyoruz. Bu da otofloresans görüntüsüne geçtiğimiz zaman bunu parlak bir şekilde görüyoruz. Paratiroid hemen hemen tiroid hemen hemen gözükmüyor. ayrıca ameliyat esnasında total tiroidektomi yaptık diyelim ya da boyun diseksiyonu yaptık. acaba bu para, parankim içinde bir paratiroid bulunmasın diyerekten bu bezlere de bu kamerayla bakıyoruz. Mesela bazen burada tiroidde e, gözümüzden kaçan bir paratiroid dokusu görebiliyoruz. Bunda görüntüsü böyle oluyor. Burada <laughs> yine tekniği görüyoruz. Mesela burada yine sağ tarafta bir diseksiyona başlamışız. Burada sağ üst ve sağ alt paratiroid bezi. Bu da otofiler görüntüde Bunların e, yansımasını görüyoruz. Yine daha parlak bir görüntü veriyor size. Burada yine başka bir e, bezi görüyoruz burada. Burada sol tarafta başka bir bezin aynı zamanda para parat e, otofileresanslan görüntülenmesi. E, <laughs> bahsettiğim, acaba bu parlaklık başka yapılardan da geliyor mu diye bunun başka bir grafiğini gösteriyorum. Bizim gördüğümüz diğer bazı dokulardan, tiroidin örneğin patolojisine bağlı olarak bazen bu parlaklık biraz daha fazla oluyor ama hiçbir zaman paratiroide düzeyinde olmuyor. Ve bu e, teknoloji kullandığımız zaman e, bezlerin yaklaşık 20 ile 30'unu biz gözümüzle fark etmeden bu teknolojiden yakalayabildiğimizi gördük. Bu da diseksiyon öncesinde bir avantaj sağlıyor. <laughs> Ayrıca e, e, tiroid spekimeni patojine gönderme, gönder, göndermeden önce baktığımız zaman da e, belli bir oranda e, bizim gözden saptayamadığımız e, insitental paratiroidektomi olduğunu saptadık. Örneğin bu çalışmada yüzde beş oranında gördük. E, <laughs> Burada bunun şunu göstermek istiyorum. Bu e, bu 500 hastalık bir çalışmada yaptığımız e, analizde şimdi diyelim ki bir beze biz bir, bir yapıyorsuz e, paratroid dokuz diyorsun. bunun pozitif prediktif değeri nedir 95 yani bu teknolojinin paratroid dediği dokular yüzde 95 oranında paratroid olarak e, çıkıyor. Bu e, bu hakikaten paratroid cerrahisinde çok büyük bir çığır açtı. bununla ilgili Amerika'dan, Avrupa'dan, Türkiye'den de bununla ilgili deneyimler da duymak isterim. Çok büyük e, çapta şimdi çalışmalar başladı. Yani paratroid cerrahisinde son zamanlarda yapılan bir devrim diyebileceğimiz bir teknoloji. Yani daha önceden başka teknolojiler de çıkmıştı. Öyle gamma pro kullanalım vesaire ama onda bu kadar ciddi e, güzel sonuçlar elde edilmiyordu. E, o yüzden eğer imkan varsa eee parotroid otofloresans teknolojisini ameliyatlara e, katmanızı öneririm. Hakikaten çok ciddi e, avantajlar e, sağlıyor. E, onun dışında e, robotik cerrahi yapıyoruz. İşte robotik cerrahide bir paratroid e, cerrahisi vakasını göstermek istiyorum. E, bu tabii ki maksimal olarak invaziv bir cerrahi arıyor. Çünkü transaksiyeler görüyoruz. Normalde küçücük bir kesiden bunlar çıkarken bunlar tabii bu hastalar daha önceden e, e, kötü doku iyileşmesi anamnezi olan hastalar, işte keloid oluşumu, hipertrofik skar oluşumu olan hastalar. Bu hastalar boyunlarında da bir herhangi bir iz kalmasını istemiyorlar. Mesela e, bir hastam örneğin şeydi, hostesti. Başka bir hasta ciddi bir şekilde daha önceden keloid oluşturmuş bir hasta. Çok büyük boyutta yapmıyoruz bunları. Yani son 20 yıl içinde belki 15 hasta falan yapmışızdır ama hani bu erken hani robotik cerrahide de göstermesi belki ilginç olacağını düşündüm. Bu hastada da burada gördüğünüz gibi inferior bir bez. Sol inferior zannediyorum. Sağ inferior da olabilir şey e, görüntüleri hatırlamıyorum da burada e, robotik cerrahi ile boyunda bir insizyon yapmadan da bu şeyler çıkarılabilir. Tabi ama yani çok invaziv bir ameliyat. Bu hastalar özellikle istemediği zaman bu ameliyatları önermiyorum açıkçası. Ama <laughs> robotik cerrahiden belki yani endokrin cerrahindeki yerini göstermesi açısından bu videoyu da koydum. Özellikle <laughs> e, adrenal cerrahisinde çok kullanıyoruz. Rutin olarak kullanıyoruz. Tiroid cerrahisinde artık e, transaksiler ameliyat e, çok popüler değil o yüzden çok nadir olarak tiroidde yapıyoruz. E, transoral cerrahi cerrahide burada e, yapmıyoruz. O yüzden e, sadece adrenal cerrahisinde rutin olarak kullandığımız bir teknoloji. Bu Boğaz bu patolojilerin mediastende de yerleşebileceğini size söylemiştim. Bu, bu hasta ilginç bir hastaydı. Başka bir yerde daha önceden ameliyat geçirmiş ama paratiroid bezi bulunamamış. Bizim yaptığımız görüntülemede bu perikardta bulundu bu patoloji. Yani MR'da görüldü ve nükleer sintigrafide görüldü. Daha sonra bunu kardiyak cerrahi ile beraber ameliyatı aldık. <laughs> ve burada robotik olarak bu girişime yapıldı. ve bu görüntülemenin göstermiş olduğu doku e, kardiyak e, cerrah tarafından çıkarıldı. Daha sonra da specimen'de de paratroid olduğu bulunuyor. İntropektal dur. Bu hasta da saptandı ama ektopik vakaların ne kadar komplike olabileceğini göstermesi açısından e, bir e, çalışma. E, burada ben e, konuşmamı bitirmek istiyorum. Hani paratroid cerrahisinde konuşulacak şey çok. Biraz da daldan dala atlar gibi oldu ama hani değişik konular, güncel konular olmasından dolayı böyle bir e, seçim yaptım. Belki. E, karşılıklı olarak e, bir e, bu konuları biraz irdeleyebiliriz. E, e, sizin tecrübeniz nasıl? E, bunları paylaşırsanız memnun olurum. Ayrıca soruları da tabii ki e, alabilirim. Teşekkür ederim. Bu güzel sunumunuz için biz çok teşekkür ederiz. <laughs> Ama sorusu ya da katkısı olan kimse var mı? Evet. Doktor Kona. İki tane soru var. benim. Yani. Birincisi, bu benim familiar hipokalsemi, hipokalsemi de e, ee, her hastada bakmak kontrol efektif mi? Yani bu kadar sık <laughs> ayırmak için. İlk ee, bu, e, bu görüntüleme tekniklerine hiç petten bahsetmediniz bari petten. Sizin tekniklerinizde kullanıyor musunuz? Yeri nedir? <laughs> evet tabii. Hocam bunlar güncel sorular. Ee... Bu familiya familia hiperkalsiyonik hiperkalsemi sadece e, şöyle söyleyeyim. Bizim normalde şimdi hasta geldiği zaman biz hangi laboratuvar değerlerini istiyoruz hastalardan? Söylediğim gibi o Listede verdiğim kalsiyumu, iyonize kalsiyumu, FTA'sını, D vitamin değerlerini, albümini, kreatini. kreatinini veriyoruz. Ayrıca bu hastalarda 24 saatlik iddia edildiği kalsiyum rutin olarak herkes de bunu istiyoruz. O yüzden bu değerler elimizde oluyor. Yani eğer baktık hastanın 24 saatlik kalsiyum değeri yüzün altında görüntülemeyi mesela ultrasonu biz kendimiz yapıyoruz burada poliklinikte. görüntüne de bir şey göremiyoruz. Hastanın anamnese de uymuyor. O hastalarda böyle bir şüphemiz oluyor. Ve bu da eee yani ne kadar sık görüyorsunuz yani belki 100 hastadan bir hasta gibi veya daha düşük gibi oluyor. Yani çok sık değil. Her yıl bir iki tane hasta belki böyle görürüz. Hani takip ederiz. Çok sık görülen bir e, patoloji değil fakat e, hastanın 24 saatlik kalçimi düşük değil. Görüntülemede bir şey görüyorum. Anamnezi de uygun değil. Bu hastalarda bunu şüphelenmek gerekiyor. Görüntüleme olarak PET dediniz galiba. Biz PET, PET yapmıyoruz. S sadece e, görüntüleme olarak işte bu sistemi bir vererekten e, nükleer sintigrafi yapılıyor. Bunu da tomografi ile birleştiriyorlar. E, gerekirse de dört boyutlu alıyor e, tomografi yapıyoruz hastalarda ama PET yapmıyoruz. Bugün PET'in e, sentiklesinin biraz daha fazla olduğu yönünde yeni çıkan yayınlar var da o yüzden. Hani Hocam ben anlayamıyorum. BT mi diyorsunuz PET mi onu anlayamadım. PET diyorum. Polin PET. O, onunla ilgili bir tecrübemiz yok hocam. Evet, Doktor Doğru sorusu soru var. <laughs> Buyurun. Teşekkür ediyorum sunumunuz için. Ben de kolimpeti soracaktım. Onu geçiyorum. Hiç embolizasyon yaptığınız hastanız oldu mu? E, Paratroid, büyük adenomlara. Birinci sorun bu. İki, frozen'da hiperselüler paratroid dokusu denilen hastalarda yağ hücreleri korunmuş yağ dokusu e, hücrelerde görüyoruz denilen hastalarda minimal invazifle başladıysanız e, sonlandırıyor musunuz yoksa formal eksplorasyon yapıyor musunuz hiperplazi şüphesiyle aslında biraz cevap verdiniz konuşmanızda ama e, benim sorularım bunlar. Hocam ilk soruyu tekrarlarsanız embolizasyon. Embolizasyon. embolizasyon e aklımızın bir köşesinde ama şu ana kadar hiç gerek olmadı. Yani embolizasyon için uygun olan hasta muhtemelen hani bir paratroid patolojisi var ama çok ciddi morbiditeler olduğundan dolayı ameliyat yapamayacağımız hastalar olabiliyor. şimdiye kadar yaptığım hasta olmadı ama her zaman aklımın bir köşesinde yer ameliyat yapamazsam kullanabileceğim bir şey, teknoloji olarak düşünüyorum. Şimdi bu Frozen'da tabii ki şöyle bir şey var yani Frozen'da adenomla hiperpleziyi e, ayırt edebiliyor muyuz gibisinden bunu ayırt edemiyoruz. Bununla ilgili bir e, tabii ki her zaman kafamızda bir soru işareti oluyor ama bizim benim patologlarla e, yani uzun süre tabii ki bunlarla ilgili çok böyle irdeledi konuştuk bunlarda. <laughs> yani adenomlarda da hip, e, bakıldığı zaman e, hipersellerite gözüke, gözükebiliyor. Evet. Çok nadir olarak bunun a ha, bu hasta belki hiperplezi olabilir gibisinden e, bize söyleyebiliyor ama genellikle e, bu ha, a, beze bakaraktan bunun adenomla hiperplezi olduğunu tam olarak söylemiyorlar. Bazen şöyle bir şey oluyor. Tabii çok küçük bir bez çıkarıyorsunuz. Ha, bu küçük bir bez bunda belki e, hiperselektör gördük belki hiperplezi olabilir ama yani biz patola patologla böyle bir diyalogumuz olmuyor ve bunu da hiçbir zaman acaba bu hiperplazim adem olabilir mi şeklinde değerlendirmiyoruz. O yani ne yazık ki o patoloji, patolojideki görüntüler e, bir hastada ad, tek adenom mu veya hiperplazim veya double adenom mu olduğunu ne yazık ki söyleyemiyor. Ama Türkiye'de ben ben Türkiye'de asistanlığın yaptığım zaman da böyle bir çabamız vardı Türkiye'de. Burada da gelip soruşturduğum zaman bunun bir devamını alamadım buradan. Teşekkür ediyorum. Doktor Cennet'in bir sorusu var hocam. Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öğretim görevlisi olarak bu bölümde çalışıyorum. Ee, bu benim merak ettiğim sorulardan birisi. Ee, yani ben sizin o paratroid autofluoresansı ile ilgili yazılarınızı okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Ee, yani o çalışmayı, yani burada e, bizim laparoskopik e, cerrahide kullandığımız kamera probuyla bir e, <laughs> on şeklinde. Denedim ancak e, yani o popüleransı karanlıkta işte zemin değişik vesaire değişik koşullarda in vivo ex vivo e, ya yani, o görüntüleri alamadım. Hani sizin kullandığınız makin ya da diğer vesaire o bu anlamda bir farklılıkları var mı? Hani biz hani o çalışmayı hani e, buradaki başka cihazlarla yapabilir miyiz? Onu merak ettim. Bir de çok kısaca yani, sizin hani trans oral paratroid cerrahisi ya da tiroid cerrahisi ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Tabi tabi. Şimdi e, buradaki sıkıntı şu, yani biz de o, e, laparoskopik e, kameralarda kullanılan o floresan sisteminin dalga boyu daha farklı. E, şimdi ben tabii fizikçi olduğum için onu söyleyemeyeceğim ama yani e, bu paratroid için yapılan e, kameralardaki e, o dalga boyu e, sensitivitesi duyarlılığı farklı bir dalga boyunu içeriyor. O yüzden normal kameraları kullandığımız zaman, mesela robottaki ka floresan kamerasını da kullandığınız zaman paratroideki o otofloresansı yakalayamıyorsunuz. Özel bir kamera olması gerekiyor. Ondan dolayı. Yani ne yazık ki bu piyasada olan özel paratroide floresan kameralarını almak gerekiyor. indosiyenin yeşil kullanırsanız o laparoskopik kameralar işe yarıyor. Çünkü onlar indosiyenin yeşildeki floresansı saptamak için dizayn edilmiş. Orada işe yarabiliyor ama otofloresansı saptayamıyorsunuz. Şimdi transhroldeki şey şöyle. Yani burada hani remote access diyoruz. Yani e, normal boyun dışı bir girişimden bir insizyondan e, tiroidi çıkartma ameliyatı. Bundan yaklaşık 15 sene önce falan burada bir popüler oldu. E, çünkü robotik cerrahi biraz kendini göstermeye başladı genel cerrahide. İşte Güney Kore'de o çalışmalar yapıldı vesaireden. İlk başlarda öncelikle transaksiler cerrahi vardı, buna bir ilgi vardı Amerika'da. Ama daha sonradan e, bu ameliyatların sayısının az olmasından dolayı Intuitive firması bu alandan çekildi. Bu Intuitive firması herkese bir mektup gönderdi 2013'te. Ha, bu işte FDA tarafından onay verilmiş bir ameliyat değildir. Biz bu ameliyat artık desteklemeyeceğiz şekilde Yapacaksanız kendinizi yaparsınız şeklinde. Bundan sonra ameliyatların sayısı çok ciddi bir şekilde düştü. Ve ameliyat da tabii zahmetli bir ameliyat olduğu için yani aksilerden giriyorsunuz o kadar büyük bir diseksiyon planı. Ondan sonra tamamen bu ameliyat öldü gibi. Yani son bir yıl içinde hiçbir hasta e, transaksiler e, bir girişim istemedi. Şimdi transoral çıktı tabii. Daha kolay bir ameliyat gibi gözüküyor ama e, Amerika'da bazı mesela e, Yale Üniversitesi'nde ve Kaliforniya Üniversitesi'nde, bir de New York'ta, Albert Einstein Üniversitesi'nde üç tane böyle büyük bir hemen heyecanla bu ameliyatlara başlandı. Fakat daha sonradan <laughs> sonuçların çok iyi olmadığı ortaya çıktı. Özellikle kanser çıkan vakalarda ki uzun dönem takiplerde sıkıntı olduğu, istiklal tam usulüne uygun bir şekilde kanser cerrahisi yapılmalı olsun. Bununla ilgili çalışmalar çıktı. Son birkaç senedir burada da transoral trans oral ile ilgili hiçbir şey duymuyorum. E, trans transoral cerrahi ben e, Kore'ye gittiğim e, bundan ilan edeyim bir 6-7 sene önce orada eğitimini aldım. Geldim burada hastalara da önerdim bunu ama yani nerede yaşadığınız dönem. Şimdi biz Ohio'da, Cleveland'da e, çok metropolitan bir bölge olmadığı için, mesela belki New York'ta veya San Francisco'da Asyalı Asyalı toplumun oranın da yüksek olduğu bir yerde olsaydı belki daha fazla talep olabilirdi ama burada çok fazla talep yok. Ama Amerika genelinde de talep çok az. O yüzden transoral cerrahi burada çok kısa sürede bitti diyebilirim. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Bir bir de bu yine doktor Doğrul embolizasyon sordu ama ablatif yöntemler yine tiroidde ve paratiroidde işte radyo frekans ablasyon, mikrodalga ablasyon bunlar yakın yani yine bunlarla ilgili çok yazılar çıkmaya başladı. Hani sizin bu konudaki hani geleceğe yönelik görüşleriniz ne olur? Şimdi paratroi tabii şimdi radyo frekans ablasyonu e, son iki yıl içinde Amerika'da çok büyük bir süse e, e, sükse yaptı. E, çok ciddi bir şekilde bir sürü cerrah işte bir sürü endokrinolog bunu yapmaya başladı. Ve sonuçlara göre de bir faydası olduğu görülüyor. Yani o nodüllere uyguladığınız zaman bunun da tabii endikasyonun çok iyi belirtilmesi gerekiyor. E, şu anda Amerika'da selim olan 2 cm'den büyük nodüllere eğer nodüllerde bir büyüme saptanıyorsa ve hastada bir semptom oluyorsa ameliyatı istemiyorsa yapılması tarzında bir endikasyon ortaya çıktı ve yapılan sonuçlara göre yani çıkan sonuçlara göre 6 ay içinde nodüllerde ciddi bir <laughs> küçülme olabiliyor. Yani bu ciddi bir şey. Bundan dolayı ben de burada yaklaşık 3 ay önce bir program başlattım. Bu 10 tane hasta tecrübemiz oldu. Hakikaten yapılabiliyor. Hastalar aynı gün eve gönderilebiliyor. Komplikasyonu minimum olan ve 3 aylık takibi olan bir iki hasta oldu ve onlarda hakikaten nodüllerin 3 santimlerden 2 cm'lere e, küçüldüğünü gördük. O yüzden e, Tiroid ablasyonunun geleceği olacağını düşünüyorum. Paratiroid ablasyondaki sıkıntı şu hani paratroitomatozis dediğimiz patoloji, yani oraya bir iğne ile girdiğimiz zaman, özellikle yattığımız zaman büyük bir de enerji veriyoruz. E, etrafa paratiroid hücresinin saçılabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani çok cazip gözükse bile hani embriyolizasyona kabul ama e, paratroid ablasyonunun uygun bir girişim olmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Ben oh, teşekkür oh, ederim. Oh, oh, oh. Eren Bey çok teşekkür ederiz. Keyifle dinledik. Ee, hakikaten bizim de deneyimimiz o yönde. Eskiye oranda daha hastalık şiddeti Az hastaları ameliyat ediyoruz. Perforatörümüz olan hastaları da ameliyat ediyoruz. Ee, öyle oluyor ki bazen hani bu hastayı ameliyat edelim mi etmeyelim mi diye e, düşündüğümüz oluyor. Şimdi bir taraftan da sizin de belirttiğiniz e, hiperkalsemisi olan e, hastaların ancak yüzde kırkına e, paratormon bakılıyor siz bunu bir e, buz dağına benzetiriz. Biz buz da <laughs> üstüne... Şimdi bir taraftan daha hastalık şiddeti az hastalara maruz kalıyoruz. Bir taraftan da paratiroid patolojisini bilmediğimiz bir hasta havuzunun olduğunu e, görüyoruz. Bunlar birbiriyle çelişmiyor mu? Yani bu yüzde altmışlık parastiroid patolojisine bakılmayan hasta grubuna bakar olsak, bakabilsek, acaba daha da hastalık şiddeti az hasta grubuyla mı karşı karşıya kalacağız? Veya <laughs> değişecek mi? bilmiyorum kendini ifade edebildim Teşekkür ederim. Evet, evet çok, çok güzel bir saptama yaptınız hocam. Tabii hani bu hastaları biz hani istiyoruz ama bu hastalar gelince acaba durum ne olacak? Daha da böyle erken hastalıkla karşı karşıya geldiğim zaman tabii ki bir sürü e, sorunlar çıkacak bu hasta ameliyat etsek mi etmesek mi gibi. Bence buradaki anahtar şu olacak. E, paratroid hastalığının bence hala patogenezinde bizim bilmediğimiz şeyler var. Örneğin mesela kardiyovasküler morbidite, mortalite mesela çok önemli ve bununla ilgili çok fazla ölçebileceğimiz bir parametre yok. Ama çeşit çalışmalara baktığımız zaman, örneğin mesela İskandinav çalışmalarına bile baktığımız zaman paratroid hormonunun yüksekliği kalp için çok negatif bir şey ve bu hastalarda paratroid hormonu yüksek olan hastalarda toplumsal böyle epidemiolojik çalışmalar yaptığı zaman mortalitenin daha fazla olduğunu görmüşler. Yani kesinlikle hani buradaki bence bu hastaların tedavi edilmesi ben taraftarıyım. Bunun sebebi de daha bizim ölçemediğimiz bence bir sürü patoloji yaratabiliyor e, bu pat yüksek paratroid hormon düzeyleri özellikle kardiyovasküler sistem üzerinde. Yani mesela biz bir çalışma yaptık. Bu santral <laughs> arteriyel basınç denilen bir parametre var. Bu e, tek başına kardiyovasküler mortaliteyi e, e, tahmin edebilen bir parametre. E, küçük bir pilot çalışma yaptığımızda bununla ilgili bazı daha büyük çalışmalar da var. E, Paratiroid cerrahisi öncesinde bu hastalarda tiroid cerrahisi geçiren hastalara göre bu santral arteriyel basıncın daha yüksek olduğunu ameliyat sonrasında da bu basıncın azaldığını gösterdik. Yani e, bizim şu anda çok ee, ölçemediğimiz başka zararları olduğunu düşünüyorum paratiroid hastalığının. O yüzden ben ameliyat edilmesi taraftarıyım ama tabii ki size yüzde yüz katılıyorum. Bu bir paradoks ve bu hastalar hakikaten bize gelmeye başladığı zaman başka problemler ortaya çıkacak. Yani sizin çok teşekkür ederim. Ee, siz hiperparatiroidizme olan hastalarda daha liberal ameliyat kararı alma taraflarınız böyle Öyle evet. mi anladınız? Evet, evet. Bizim burada endokrin ersek biz altı e, cerrah olarak çalışıyoruz. Hepimizin e, kişisel e, e, görüşümüz, yani bir hastalık saptandığı zaman e, bu şu anda. E, Tıbbi olarak tedavi edebileceğimiz bir ilaç yok elimizde şu anda. Yani tabi e, ve bunu bıraktığımız zaman biz yani cerrah kafasıyla bunun daha kötüye gideceğini düşünüyoruz. E, ondan dolayı da bu hastalarda ameliyat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak e, Bilezik yani bu, e, New York'ta bir e, Ermeni bir endokrono bunun çok çalışmaları var. E, bunun yaptığı bir çalışma var, randomize bir çalışma. Bu çok fazla semptomu olmayan hastalarda bir grubu takip ediyor medikal olarak. Bir gruba da cerrahi öneriyor. Bu, bu hastaları takip ettikleri zaman cerrahi yapılan grupta kemik sağlığının yani kemik tansitometresinin daha iyi korunmuş olduğunu görüyor. Yani en azından böyle bir faydası oluyor uzun dönemde. Hocam çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Çok teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettiğiniz, bizi tırmadınız. Umarım tekrar başka toplantılarda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için çok güzel oldu Hem herkesle biraz hasret gidermiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman buradayız herhangi bir şekilde yapacağımız bir şey olursa. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar.